1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 275 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 27.513. 17 Ocak 1991'de Körfez Savaşı'nın başlamasıyla Türkiye, aktif olarak savaşta yer almasa da mültecilerin sığınması sonrasında mülteci sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Irak'ın yenilgisinin ardından PKK terör örgütü, Kuzey Irak'ta meydana gelen otorite boşluğundan faydalanarak bölgeye yerleşmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Türkiye Körfez Savaşı'nın ana aktörlerinden biridir. B. Türkiye 1990'lı yıllarda başarılı bir dış politika izlemiştir. C. Irak'ta yaşanan savaş Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmiştir. D. Irak, PKK ile mücadelesinde Türkiye'den yana tavır almıştır. E. Türkiye, Körfez Savaşı'na katılmadığı için sorunların uzağında kalmıştır. Cevap, C. 14. verilen haritalardan yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Savaş, mülteci olmanın en önemli sebebidir. B. En çok mülteciyi kabul eden ülkeler, genellikle komşu ülkelerdir. C. Avrupa'da en çok mülteciyi Almanya barındırmaktadır. D. Dünyanın tüm kıtalarında mülteci sorunu yaşanmaktadır. E. Türkiye, dünyada en çok mülteciyi barındıran ülkedir. Cevap, B. 15.1992'de Bosna Hersek Devleti'nin kurulmasına öncülük eden ve tarihe Bilge Kral olarak geçen lider aşağıdakilerden hangisidir? A. Sadık Ahmet. B. Ebu'l-Fezz Elçibey. C. Aliya İzzetbegoviç. D. Mehmet Emin Resulzade. E. İsmail Gaspıralı. Cevap, C. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sayfa 275 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.